Bindim şu an ilk oyuncağa gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Allah'ım. Oh my gosh. Oh my gosh. Allah sana geliyor. Allah'ım. Daha yeni başlıyoruz. Herkese merhaba Okun. Ölmeden önce yapılacak şeyler serisinin yeni bölümü için Los Angeles'a geldim. Los Angeles'a yarım saat uzaklıkta dünyanın en büyük Luna Park'ı Six Flags'teyim. Daha önce dünyanın en büyük Aqua Park'ına gitmiştim. Bugün de Luna Park'ına geldim. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz güzel olacak. Buradaki oyuncakların yani o kadar iyi ki dünyanın en iyisi. Onlarca roller coaster var. Onlarca farklı yapacak şey var. Çok güzel olacak. Çok korkunç olacak. Çok eğleneceğim. İçeri giriyoruz. Burada normal adam başı bilet fiyatı $85 ama $85 verip bilet aldığınızda burada her şeyde inanılmaz bir sıra bekliyorsunuz. Sıra beklemek istemiyorsanız Flash Pass diye bir şey var. Orada size ufak cihazlar veriyorlar ve o cihazlarda sıra size geldiğinde bildirim geliyor. Oradan böyle rezervasyon yapıyor gibi oluyorsunuz. Onun fiyatı da $120. Yani hem normal bilet alıp $85 üstüne $120 da Flash Pass'i alıyormuşsunuz. Yani total bilet fiyatı adam başı $200. Bu ara video maliyetleri çok arttı. Oturup tepki videosu çekmem lazım. Pahalı. Ama yani buradaki eğlence muhtemelen hiçbir şeye değişilmeyecek bir eğlence olacak. Evet, şu anda cihazımızı aldık. Buradan gitmek istediğinizi seçip rezervasyon yap tuşuna basıyorsunuz ve sonrasında herhangi bir saatte gitseniz olur. Bir haritası var. Bak şimdi haritanın büyüklüğüne bak. Ya hepsinin bir özelliği var. İşte mesela bir tanesi dünyanın en uzunu, bir tanesi dünyanın en çok döneni, bir tanesi dünyanın en hızlısı, bir tanesi işte kalp krizi geçirtiyor diyor. Bilmem ne. İnanılmaz büyük bir park. Çok güzel olacak. Çok çok heyecanlıyım. Hadi gidiyoruz. Roller coaster'lar bekle bizi. X2'nin önündeyiz. Buradaki en psikodelik aletlerden bir tanesi bu. Abi verdiğim ekstra $125 o kadar söylendim ama burada öyle bir sıra var ki. Bak şuradan başlıyor sıra. Böyle gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Orada bile devam ediyor sıra. Yani öyle bir sıra var. Şu içeride devam ediyor sıra ya. Alet için 1,5 saat beklemeye değer mi? Muhtemelen değer çünkü bu hayatımda gördüğüm en büyük roller coaster. Son dualarını ettiler. Çaktırmadan kamerayı çıkardım. Umarım kamerayı düşürmeyeceğim. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Fevkaladenin fevkindeydi var ya. Ayaklarımı o kadar sıktım ki böyle cenin pozisyonuna geçtim bir şey olmasın diye. İnanılmazdı. Abi şu arkamdaki alet çok psikodelik. Sırada Viper var. Viper'ın olayı da
7 kere takla atıyor. Dünya üzerinde en çok takla atan roller coaster bu. Midemiz bulanacak, içimiz dışımıza çıkacak. Gidiyor. Elveda gençler. İnsanların şaftı kaydı be. Bayağı korkuşturuyor bu. 7 kere takla atacağız, 7 kere. Sayabilecek miyiz sence? Çok mu hızlı olacak yoksa? Bence çok hızlı olacak. Abi düşüyoruz, patates ol. Abi düşüyoruz ya, sıkıldım düşmekten ya. Yeter, hayattan ne çektik ya. Felaket yani, çok iyiydi ya. Biraz böyle midem ve beynim ayak uyduramadığı için olaya, yani bir yamulmadım değil. Çok iyiydi ama ya, çok iyiydi. Evet, şu an sıradaki oyuncağımıza geldik. Taksu. Bunun olayı ters gidiyorsunuz. Tutamayacağım galiba. Yani şu an çok garip garip bir şeye bindik. İnanılmaz garip duruyor. Aynen. Your GoPro has to go on this shot. Abi şansıma tam binerken GoPro'yu çıkardım. Çünkü hani öyle bir kilit vardı ki cebimi kapatıyordu, hemen binmeden önce çıkarayım dedim ben de. O yüzden GoPro'yu aldılar. GoPro ile çekim yapamadım. Önümdeki eleman korkudan altına işedi. Bindikten sonra paçalarından su akmaya başladı. Bütün yolculuk boyunca o aşağı yukarı tepe taklak dönme dolap, hepsi o paçalarından akan suların hepsi yüzüme geldi ya. Çiş mi sence? Çiş bence. Ben kesinlikle sarıydı abi. Sarı mıydı? Sarıydı abi. Yani böyle sarıyla şeffaf ya, arası da felaket. İşte o. Şu an full throttle, yani tam gazın önündeyiz. Burası dünyanın en geniş dönüşe sahip roller coaster'ı. Normalde bekleyiş süresi 90 dakika. Biz şimdi rezervasyon yaptık, gireceğiz içeriye. Yani efsaneydi. İlk zaten çıktığında o kadar hızlı çıktı ki hiç öyle bir hız beklemiyordum. Daha sonra gitti, büyük bir dönüş yaptı. O dönüşten sonra bir yere geldi ve durdu.
durduktan sonra geri gitmeye başladı. O aynı ivmeyle, aynı G kuvvetiyle bir an geri götürdü seni. Sonra durup tekrar öne doğru gitti ve bir takla da attık. Harikaydı. Çok kısa sürdü ama o kadar uzun gibi geldi ki. Çok iyiydi ya. Evet, şu an dünyanın en yüksekten aşağıya bırakan aletinin önündeyiz. Lex Luthor bunun adı. En yükseğe çıkıyor. Ve bir anda içindeki bütün vatandaşları aşağıya doğru çekmeye başlıyor. Yani yukarıdan bırakmıyor size. Öyle bir G kuvveti aşağıya doğru çekiyor ki felaket oluyor. Şimdi göreceksiniz zaten. Hayatımda en pişman olacağım şeyi yapıyorum. İnanılmaz bir yükseklik korkum var. Bir saniyede aşağı ineceğiz yukarıdan ve dünyanın en büyük G-Kuvveti'ni yiyeceğiz. Bakar mısınız şuraya? Şuraya bakar mısınız? Allah'ım sana geliyorum, Allah'ım sana geliyorum. Elim ayağım boşaldı. Titriyorum ya, gitti o. Ya içimde ne varsa ne yoksa hepsi gitti ya orada. Ah. Bak şu an kalp ritmimi söylüyorum, 165. Ben anlarım. Efsaneydi ama ya. Harikaydı. Kesin çişti. Ve şu an Scream'in önündeyiz. Buradaki en çok çığlık attıran, insanlara en çok bağırtan roller coaster burası. Scream, biniyoruz. Parkındaki bugünkü maceramın burada sonuna geldik. İnanılmaz eğlendim. Çok iyi vakit geçirdim. Gerçekten hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Sizin peki bu oyuncaklardan en güzel hangisiydi sizce? Favoriniz hangisiydi? Yorum olarak yazmayı ve daha çok böyle çılgın videonun devamı için videoya beğenmeyi, aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca şurada çok güzel bir şerif arabası var. Tam böyle filmlerden çıkmış. Çok güzel değil mi? Abicim tutuklayın beni. Polis bey. Bir tutuklayın, bir içine binek ya. Evet, hoşçakalın. Bay bay.